Hoş geldiniz. Raka üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Raka tarafında arkadaşlar özellikle artan bir hacim görüyoruz. Şöyle bir baktığımızda geri çekilme devam ediyor. Ancak şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. E, Bitcoin tarafındaki inanılmaz derecede aslında düşüşe rağmen e, Raka hiç fena bir hareket yapmadı. Hatta e, büyük coinlere oranla da e, baktığımızda küçük diyebileceğimiz bir mum hareketiyle geri çekilmeye devam etmeye başladı arkadaşlar. Yani burada e, dominans etkisine epey e, pozitif bir şekilde yukarı yönlü hareketler verdi. Onu da söylemek lazım. E tabi ki yapışma hareketi vardı e, kanal ortasındaydı. Önceden de geri çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu çok fazla belirtmiştik. Nitekim bir olası kalkış noktası yani bir destek pozisyonu olan 31.6'lara kadar hala geri çekilmenin devamını bekliyoruz. Hatta yarın özellikle FED başkanı konuştuktan sonra piyasada bir olası geri çekilme durumunda bu noktaya yarın dahi ulaşabilir arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Bu pozisyonlar toplamak için mantıklı ideal noktalardır. Bu noktalardan şahit hacim toplayabilirse bitcoin'e de bağlı olarak yön yukarı hareket 40'lara kadar yapabileceği gibi, e, olası durumlarda tabii ki duruma göre kanal altıda deneme ihtimali var sevgili arkadaşlar. Bunu da kısa vadede sıkı bir şekilde takip etmek gerekiyor. 31.6 ve alt pozisyonları toplamak için oldukça ideal ve güzel noktalar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.